Selamlar herkese ben Özgür. Yeni serimizin yeni videosuna hoş geldiniz ile bir gün. Nedir peki bu seri? Ne yapıyoruz bu seride? Çeşitli teknolojik cihazların veya farklı cihazların teknolojiyle alakalı olmasına gerek yok ama oyun veya sinemayla alakalı olması lazım. Bunları bir gün boyunca kullanıyorum ve o bir gün içerisindeki deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz inceleme videolarında çok fazla detaya girilebiliyor bazen ve bazı kullanıcılar bu kadar detayı istemiyor. Özellikle hani üzerinden geçmiş bir ürünse. Bir önceki videoda da ya da şu anda yayınlanmamış olabilir. Nintendo Switch Lite 2023'te alınır mı? Switch Lite ile bir gün tarzında bir videom vardı. Switch Lite alınır mı? Bunu anlatmıştım. Bu videoda ise şuradan da anlayabileceğiniz gibi Asus ROG Li alınır mı? Bunu e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve bir gün boyunca kullanacağım. Zaten ben birkaç gündür kullanıyorum ama genel olarak evde olduğum bir gün olacak ve evde deneyimleyeceğim. Bu bir gün içerisinde yaşadıklarımı da sizlere anlatacağım. İşte şarj süresinden, rahatlığından, oyunlarından, şundan bundan her şeyinden bahsedeceğim. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Bir gün boyunca neleri kullanıyorum, neler benim dikkatimi çekiyor. Bunları size aktaracağım. Yani aynı şekilde bunlar da siz aldığınız zaman bu tarz konular sizin dikkatini çekici, dikkatinizi çekecektir. Yani atıyorum işte 25 watt çekerken şu kadar FPS verdi, 15 watt da şöyle FPS aldım, yok RAM'i şu kadar kullandı gibi detaylara girmemeye çalışacağım. Eğer çok önemli değilse isterseniz hemen videomuza geçelim. Bakalım Asus ROG Ally bir günde bana neler sunuyor. Hep birlikte bakalım alınır mı alınmaz mı videonun sonunda da karar verelim. Nintendo Switch Lite videosunda da olduğu gibi taşıma kısmı ile başlayalım. Sonuçta el konsolu dendiği zaman taşıma kısmı önemli oluyor çünkü bu konsolun asıl amacı dışarıda oynamak. Taşıma kısmını elbette Switch Lite ile kıyaslarsak haksızlık etmiş oluruz çünkü bariz bir şekilde daha büyük bir konsol. Büyüklüğünün arkasında elbette gücü var ancak el konsolu dendiği zaman taşınabilirlik önemli bir durum ve dışarıya rahatça götürmediğiniz bir el konsolu görevini tam olarak yerine getirmemiş oluyor. ROG Ally ne yazık ki dışarıda taşıması kolay bir konsol değil. Bir bel çantasına veya cebinize ne yazık ki sığmaz. Bu yüzden bir sırt çantası kullanmanız gerekiyor. Sırt çantası ile genelde dışarıya çıkan birisiniz bu sizin için kötü bir haber değil elbette. Direkt çantanızın içine atıp rahatça dışarıya çıkabilirsiniz. Ancak burada da şunu belirtmek istiyorum. Keşke en büyük rakibi olan Steam Deck gibi kutu içerinden çanta çıksaydı. Aracı Ela'yı çantanıza direkt attığınız zaman hasar alma ihtimali elbette var. Bu yüzden en azından küçük de olsa bir koruyucu kılıf güzel olurdu. Gelelim rahatlık konusuna. Evet taşıması mükemmel değil. Bir sırt çantasına ihtiyacınız var. Bu durumu bir şekilde hallettiniz ve dışarıya aracı ile çıktınız. Peki kullanması rahat. Burada gönül rahatlığıyla evet rahat diyebilirim. Evet konsol büyük ancak rakibi gibi devasa durmuyor ve ele rahatça oturuyor. Tuşların konumları tutuş hissiyatı gayet rahat. Tuşlara basmakta sizi zorlayan veya zamanla yoracak bir konumda değil. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden ekranın büyüklüğü kaybolmadan bu rahatlığı sunmuş olmaları güzel bir artı. Tatile gittiğinizde plajda, yolculuk esnasında veya aklınıza gelen diğer oyun oynayabilecek alanlarda rahatlıkla bu konsolu kullanabilirsiniz. Isınma konusunda da kısaca değineyim. Bildiğiniz gibi bu konsol gerçekten güçlü. Birçok yeni nesil oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ancak bu da ısınmasına sebep oluyor. Isınma konusunda hava kanallarının yeri ve içerisindeki ısı pedleri sayesinde bu sıcaklığı siz kesinlikle hissetmiyorsunuz. Bir de sanıyorum ki rahatlık kısmında bahsetmek daha doğru olur. Bu konsol kendi işletim sistemine sahip değil. İçerisinde Windows 11 yüklü. Bu birçok açıdan avantajlı ancak birçok açıdan da dezavantajlı bir durum. Örneğin içerisinde rahatça istediğiniz uygulamaları yükleyebiliyor ve bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Ancak bir yandan da Windows 11'in hatta genel olarak Windows'un anlamsız hatalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Steam Deck veya Switch'te sadece konsol arayüzü diyebileceğimiz arayüzle rahatlıkla oyun oynayabilirken burada birçok kez sorun yaşayıp reset atmak durumunda kaldı. Bu cihazın değil Windows 11'in sorunları bu da belirtmiş olayım. Geldik konsolun bence en problemli olduğu yere. Şarj ve kullanım süresi. Bu konsolların dediğim gibi asıl amacı dışarıda kullanmak. Yani şarja takılı değilken kullanmak. Taşınabilir cihazların mantığı bu zaten. Bu konsol ise bu konuda biraz dertli. Çünkü güçlü olmasından sebep fazla güç çekiyor konsoldan ve bu da şarjın çok hızlı bir şekilde bitmesine sebep oluyor. Örneğin God of War oynayacaksınız ve yüksek performansla oynayacaksınız. Konsolun gücünden tamamen faydalanmanız gerek. Ancak bu şekilde yaparsanız da konsolun kullanım süresi 1 saat gibi gerçekten hiçbir işe yaramayacak bir süreye düşüyor. Bu yüzden gücü kısmanız gerekiyor ki ki bu sefer de konsol yeteri kadar güçlü çalışmıyor. Elbette bu söylediğim büyük oyunlar için, küçük oyunlarda şarj süresi 200 saate kadar çıkabiliyor. Ancak bu konsolun asıl amacı büyük oyunları taşınabilir hale getirmek olduğu için bir tezatlık içine düşüyor. Evet, oyunlar taşınabilir hale geliyor ancak şarjdan dolayı oynayamıyorsunuz. Bunu da dilerseniz tabii ki bir powerbank ile çözebilirsiniz. Şarj etme süresi ise güzel kısım diyebilirim. Çünkü konsolun içinden çıkan 65 watt'lık adaptör sayesinde yaklaşık bir saat içerisinde şarj olabiliyor. Ve geldik önemli konulardan birine, oyunlar. Switch'te bildiğiniz gibi bir fiyat sorunu var. Oyunlarda yerel fiyatlandırma olmadığı için direkt olarak dolar veya euro üzerinden satılıyor. Ve bu yüzden de Steam'de 15 TL'ye alabileceğiniz bir oyunu indirimde bile Switch'te 300 TL'ye zor buluyorsunuz. Ancak bu durum ROG LA için geçerli değil elbette. Hatta Steam dışında artıları da var. Steam hesabınızı ROG Ally'de açarak Steam'deki oyunlara ve indirimlerdeki ucuz oyunlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Epic Games sayesinde farklı indirimler ve haftalık ücretsiz oyunlara da ulaşabiliyorsunuz. Ve elbette unutulmaması gereken bir konu daha var. PC Game Pass. ROG PC Game Pass'i yükleyerek Game Pass kütüphanesindeki oyunlara ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede de oyun konusunda Switch'te olduğu gibi gibi ciddi paralar harcamanıza gerek kalmıyor. Yani oyun konusu ROG Ally'de büyük bir artı. Gelelim performans konusuna. ROG Ally dediğim gibi şu anda en güçlü el konsollarından birisi. Hatta dışarıdan bir ekran kartı bağlayarak daha da güçlü bir hale getirebiliyorsunuz. Ancak bu durum elbette konsolun el konsol olma durumunu ortadan kaldırıyor. Cyberpunk, God of War ve Last of Us gibi zorlu oyunlarda en yüksek performansı alabileceğiniz konsol bu konsol. Ancak az önce de dediğim gibi bu da şarj durumunu ciddi bir şekilde etkiliyor. Indie yapımlarda ise bu konuda bir sıkıntı yok. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eğer ki ben zaten yolculuk esnasında çok oynamıyorum. Biraz daha evde rahat ederek oynamak istiyorum derseniz konsola bir monitör ve kontrolcü bağlayarak da normal bir konsol deneyimini yaşayabilirsiniz. Sanırım en önemli konuya geldik. Fiyat. Asus ROG Ally şu anda ülkemizde 32.000 TL'ye satılıyor. Normalde 800 Euro'ya satılan konsolu 1000 Euro'dan daha yüksek bir ücrete almamızın sebebi elbette vergiler. Vergisiz halinde ucuz olduğunu elbette söyleyemeyiz. Fiyat konusunda ne diyeceğimi açıkçası bilmiyorum. Artık ne pahalı ne uygun anlamıyorum. Ancak herkesin ulaşabileceği ucuz bir konsol olmadığını söylemek lazım. Bu yüzden fiyat konusu tamamen size kalmış durumda. Sonuç olarak nihai sorumluluk sorumuza geldik. Alınır mı? Açıkçası benim bir el konsolundan beklentim güçlü olması değil. Beni tatilde, yolculukta ve evin dışında olduğum herhangi bir yerde oyunsuz bırakmaması. Bu yüzden Asus şarj durumu ve taşınma konusundaki büyüklüğü sebebiyle tercihim değil. Fiyatını bu duruma eklersek zaten iyice benden uzaklaşan bir konsol oluyor. Ancak sizler şarjı powerbank ile çözerim. Benim için asıl olay ben şarja takar, ekrana bağlar, arkama uzanır, performanslı bir şekilde tatilde de oynarım diyorsanız sizin tercih edeceğiniz bir konsol olabilir. Kötü bir konsol kesinlikle değil ancak el konsol tanımına benim için uymuyor. Asus ROG Ally hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Hoşunuza gitti mi? Bu video sizlere faydalı oldu mu? Veya ileride hangi e, ürünlerin bu tarz videosunu görmek istiyorsunuz? yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.